çalışmalarda aslında bakarsanız su altı arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. E, Rojin Kabayiş'in cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da sosyal medyadan konuya ilişkin açıklamaları var. 27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş kızımız maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza. Allah'tan rahmet ailesine yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları da bu şekildeydi. Bugün tabii ki gerçekleştirilen çalışmalarda sualtı görüntüleme kamerasıyla ve 3 sonar cihazıyla da arama çalışmaları gerçekleştirilmişti. O çalışmaların sonucunda maalesef Rojin'den acı haber geldi. Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu Rojin arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söylemişti Rojin Kabeyiş. 27 Eylül'den bu yana da haber alınamıyordu. Daha önce sahilde cep telefonu kulaklığı ve başörtüsü bulunmuştu. Arama çalışmaları hem gölde hem de kıyı bölgelerde aralıksız devam etmişti. Yerli üretim su altı arama, tarama ve görüntüleme cihazlarından yararlanılmıştı. Gölün 300 metre derinliğine kadar tarama çalışmaları gerçekleştirilmişti. Kayıp kızın bulunması için Ankara, Çanakkale ve Samsun'dan da getirilen görüntü kalitesi daha iyi olan yandan taramalı 3 sonar cihazı da Bugün gerçekleştirilen aramalarda kullanılan cihazlar arasındaydı. Aslına bakarsanız şu ana kadar göl yüzeyinde yürütülen çalışmalarda 90 kilometrelik alanda kontrol edilmişti ama bugün gerçekleştirilen cihazlarla birlikte Rojin'den acı haber gelmiş olduğu İçişleri Bakanı Ali Yerli da açıklamasıyla birlikte Van Gölü Molla Kasım köyü sahilinde Rojin Kavayiş'in cansız bedeninin bulunduğu da İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya'dan gerçekleştirilen açıklamayla birlikte öğrenilmiş oldu. Kıyıdaki ekiplerde helikopter, drone ve özel eğitimli köpeklerden yararlanarak sahile yakın yerleşim yerlerini aramıştı. Ayrıca Bardakçı Mahallesi'ndeki metruk yapılar, sazlık alanlar, kabaiş ait başörtüsünün bulunduğu bölgede de arama çalışmaları gerçekleştirilmişti. 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirilen çalışmalarda elbette günler geçti. Rojin işi arama çalışmaları da devam etmişti. İşte şu anda da ekranlarınıza gelecek Son görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Ee, üniversite öğrencisi olan Rojin Kabayiş Van'da kaldığı ee, yine söylediğimiz gibi öğrenci yurdundan çıkarkenki görüntüleri de son görüntüleri olarak kayıtlara geçmişti. Rojin Kabayiş arkadaşlarına da çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söylemişti. Genç kız 21 yaşında üniversite öğrencisi genç kızdan maalesef acı haber geldi. Van'da KYK yurdunda kalıyordu Rojin Kabayiş. 18 gündür kayıptı üniversite öğrencisi Maalesef cansız bedenine ulaşılmış oldu bu dakikalarda. 18 gündür de arama çalışmaları devam ediyordu. Bir kez daha İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarını sizlerle paylaşalım. Tabi nerede oldu? 18 gündür merak ediliyordu. Ali Yerlikaya açıklamalarını 27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabeş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum ifadeleriyle de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan gelen açıklamayı da sizlerle paylaşmış olduk. Söylediğimiz gibi 18 günü geride bırakmıştık e, rujini arama çalışmalarında. Bugün gerçekleştirilen önemli bir çalışma vardı ki e, su altı, görüntüleme kamerası ve aynı zamanda 3 sonar cihazı da kullanılarak aslında o gölde de arama çalışmaları daha da sıklaştırılmıştı. O cihazlarla birlikte de Rojin Kabeş'in sahilde bulunduğu da aynı şekilde ifade edildi. Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu genç kızın cansız bedeni elbette acılı ailesine de bizlerle de buradan bir kez daha sabırlar dileyelim. 18 gündür evlatlarından gelecek belki iyi bir haberi bekliyordu o aile ama acı bir haber geldi. İşte Rojinka Bey'in o sahile giderkenki son görüntüleri de bu şekilde kaydedildi. Söylediğimiz gibi ayağında terlik olduğu ifade edilmişti. Aynı zamanda işte sahilde cep telefonu kulaklığı ve başörtüsü de bulunmuştu. O sahilde aramaçı çalışmaları o eşyaların bulunmasının ardından daha da sıklaştırılmıştı. Bugün itibariyle de cihazlarla, 3 sonar cihazıyla ve görüntüleme, sualtı görüntüleme kameralarıyla da aslında Rojin işi arama çalışmaları devam etmişti 18. günde. Rojin işin yurttan çıktığı görüntüler, son görüntüleri de bu şekilde kaydedilmişti. Elinde cep telefonu bulunuyordu. Cep telefonu kulaklığı ve başörtüsü de yine o bahsettiğimiz sahil kenarında bulunmuştu. Bugün itibariyle de acı haberi sizlerle paylaşmış olduk.